rotasyonu 3 boyutlu olarak nasıl tanımlarsınız? Örneğin, burada belirli bir yönde ve hızda dönen bir küre var ve sizden bana bu rotasyonu tanımlayan sayısal bir bilgi istiyorum. Bana bu sayıları verdiğinizde rotasyonun yönü ve hızı hakkında konuşabiliriz. Şimdi, gelin 3 boyuta geçmeden 2 boyutlu rotasyon üzerine kısa bir tekrar yapalım. Ekranda minik bir pi yaratığı görüyorsunuz. Sevimli. Bir yaratığının dönmesini sağladım ve dönmesi yani rotasyonu ile ilgili bir tanım yapabilmek için bazı ölçümlemeler yapmam gerektiğini biliyorum öyle değil mi? Bu ölçümlemelerden biri birim zamandaki, mesela saniyedeki dönüş sayısı olabilir. Animasyonu her 5 saniyede bir rotasyon yapacak şekilde programladığım için rotasyon hızı 0,2 olacak. Ama ama bu biraz belirsiz bir ifade değil mi? Yani bu pi yaratığı her saniyede 0,2 dönüş yapıyor dersem, biri çıkıp da saat yönünde mi? Yoksa saat yönünün tersinde mi? diye sorabilir. Dediğim gibi, kullandığım ifadede bazı belirsizlikler var. Bu noktada genel bir kural olarak size verilen değer eğer pozitifse dönüşün saat yönünün tersinde, eğer size negatif bir değer verirsem de rotasyonun saat yönünde olduğunu düşünebilirsiniz. Evet. Kullanılan genel geçer kural budur ve işimizi gerçekten de kolaylaştırır. Çünkü tek bir değer ile pozitif ya da negatif olmasına bağlı olarak iki boyutlu rotasyonu mükemmel bir şekilde tanımlamış olursunuz. Bu arada fizik ve matematikte rotasyon için birim saniyedeki dönüş sayısına değil de birim saniyede ne kadar radyan kat ettiğimizle ilgilendiğimizi de hatırlatmak istiyorum. Biraz daha açık olmam gerekirse. Burada bir çember olduğunu düşünelim çemberin boyutları önemli değil. Yarı çapı çizdikten sonra çemberin çevresinde yayın uzunluğu, yarı çapın uzunluğuna eşit olana kadar ne kadar yol kat etmemiz gerektiğini düşünür. Yani mesela bu uzunluk R ise yay uzunluğu R olana kadar ne kadar yol kat etmemiz gerektiğini bulmaya çalışırız. Ve bunu başardığımızda burada oluşan açının ölçüsü bir radyan olur her bir rotasyon için 2 pi radyan olduğunu hesaba katarsak saniyedeki dönüş sayısından ve saniyedeki radyana geçmek için bunu 2 pi ile çarparız evet burada elde ettiğiniz değeri bir de 2 pi ile çarpmamız gerekir bu sayıların çok da önemli olmadığını ve asıl önemli olanın tek bir değer ile iki boyutlu rotasyonu mükemmel bir şekilde tanımlayabileceğimizi bilmenizi istiyorum ama Buradaki üç boyutlu örneğe geldiğimizde tek bir değerden daha fazlasını bilmemiz gerektiğini görüyoruz. Öncelikle kürenin etrafında döndüğü eksen, başka bir deyişle buraya bir doğru çizecek olursak, etrafında rotasyon olan doğrudan bahsediyorum. Buna ek olarak rotasyonun hızı, yani hızlı mı yoksa yavaş mı bir rotasyondan bahsettiğimizde önem kazanıyor. Bu iki bilgiyi yön ve büyüklük olarak özetleyebiliriz ve bu iki kelimeyi duyduğunuzda aklınıza hemen vektörlerin geldiğinden de eminim. Ve bu şekilde düşündüğünüz için çok da haklısınız. Uzunluğu saniye başına kat edilen radyan cinsinden rotasyonun hızı ile ilişkili olacak bundan açısal sürat ya da açısal hız olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz. Vektörün yönü ise dönme ekseninin kendisini temsil edecek. İki boyutlu örnekte olduğu gibi saat yönü veya saat yönünün tersi konusunda bir belirsizlik olduğu için kullandığımız yöntem ile bu rotasyonu tanımlamak için bu vektörümü yoksa tam tersi yöndeki bu vektörümü kullanmamız gerektiğinden emin olamayız öyle değil mi? Bu arada bu vektörleri koyduğum noktaların bir önemi olmadığını, yani bir büyüklük ve yön ile tanımlanan vektörlerin uzaydaki herhangi bir noktada olabileceklerini hatırlamanızı istiyorum. Ben kolaylık olsun diye kürenin kutuplarına yakın noktaları tercih ettim ama az önce dediğimi aklınızdan çıkarmayın olur mu? Peki ne diyorduk? Bu noktada aklımıza gelen soru hangi vektörü kullanacağımızdı. Bu yöndekini mi yoksa tam tersi yönde ve yeşil olanı mı? Bunu belirleyebilmek için sağ el kuralı denilen bir kural kullanıyoruz. Daha kolay anlaşılması için şu çizimden yararlanacağım. Evet, sağ el kuralında sağ elinizin baş parmağı dışındaki parmaklarınızı rotasyon yönünde kıvırırsınız. Başka bir deyişle sağ elinizin parmak uçları kürenin yüzeyinin hareket ettiği yöne doğru kıvrılmış olmalı. Dört parmağınız bu durumdayken baş parmağınızı açtığınızda baş parmağınızın yönü rotasyonun yönünü verir. Mesela... Buradaki örnekte baş parmağımızı açtığımızda beyaz vektörü elde ederiz. Yeşili değil değil mi? Ama her şeyi tersine çevirirsek... Bir saniye yerinden oynamasını istemiyordum. Sadece rotasyonun yönünü değiştirdiğimizde parmaklarımızı bu yöne doğru kıvırıp baş parmağımızı açtığımızda yeşil vektörü elde ederiz. Az önce de gördüğümüz gibi orijinal örneğimizdeki rotasyonun beyaz vektör tarafından temsil edileceğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu vektör ne kadar da havalı bir şeymiş değil mi? Ne kadar çok bilgi taşıyor bir düşünsenize ekseni belirliyor ve büyüklüğüyle de rotasyonun hızının ne olduğunu veriyor. Eksenin üzerindeki yön ile de kürenin hangi yönde döndüğü bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Bu vektörün 3 boyutlu koordinatları yani 3 değer sayesinde 3 boyutlu bir rotasyonu mükemmel şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Tüm bunlardan burulma serisindeki bir videoda bahsediyor olmamın sebebine gelince size 3 boyutlu bir sıvı akışına bağlı olan 3 boyutlu burulma ve bunun uzaydaki her noktada nasıl rotasyon oluşturduğunu anlatmak istiyorum da ondan ve uzaydaki herhangi bir noktadaki sıvı akışının sebep olduğu rotasyonu bulabilmek için bu noktalara birer vektör atacağız. Biraz hızlı gittim galiba. Şimdilik tek bir rotasyon noktası ve buna bağlı olan tek bir vektöre odaklanmalısınız. Ama kavrama açısından biraz daha karmaşık olan üç boyutlu burulmaya geçmeden rotasyonu bir vektör ile nasıl tanımlayabileceğimizi görmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.